Değerli arkadaşlarım, hepinize iyi akşamlar dilerim. Sevgili arkadaşlar, sizlerle birlikte bugün gelişim psikolojisi alanında bir tekrar programı gerçekleştireceğiz. Şimdi programla ilgili olarak bana gelen birkaç soruya da cevap mahiyetinde olsun sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi sevgili arkadaşlarım programımızı 4 hafta boyunca sürdüreceğiz. 4 hafta boyunca sizlere gün ve saatleri önceden bildirilecek şekilde her hafta farklı bir kuramdan söz ederek 4 hafta sonunda da gelişim psikolojisindeki tüm kuramları bitirmiş hale geleceğimiz şekilde bir program yapacağız sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, şimdi sizlerden bir konuda mümkünse isteğim olacak. Bir stream programı üzerinden yayın yapıyorum şu anda. Bilgisayarı ve görüntüyü birleştirebilmek için ve bu programda yorum kısmına müdahale edemiyorum. Yorumları da kapatamıyorum haliyle. Sizden ricam bir donma olmaması için lütfen sevgili arkadaşlar yorum yapmamaya, herhangi bir şekilde kalp atmamaya özen gösterin sevgili arkadaşlar. Bu konuda yardımcı olursanız bana çok teşekkür ederim. Evet sevgili arkadaşlar, dediğim gibi ben yorumları kapatamıyorum. Evet, vaktimiz geldi sevgili arkadaşlar. Ben dersime geçiş yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, hemen bu tekrar programında dediğim gibi ben size belli başlı sorular yönelteceğim. Bu sorular üzerinden tekrarımızı gerçekleştireceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi bu sorular sevgili arkadaşlar sınavlarda karşınıza nokta tayini olarak, bakın tekrar ediyorum, nokta tayini olarak gelebilecek sorulardır. Haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Açıklamalarını da dikkatle dinlemeye özen gösterin sevgili arkadaşlar. Hemen ilk soruya bakalım. Ne diyor ilk sorumuz? Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre bir bebeğin yukarıdaki davranışlarının ortaya çıkış sıralaması seçeneklerin hangisinde doğru belirtilmiştir diye soruyor sevgili arkadaşlar. Birinci öncü kendisini istediği sonuca götüren davranışı aynen tekrarlaması. İkinci öncü birkaç gün önce gördüğü davranışı aynen tekrarlaması. Üçüncü öncü kendisini istediği sonuca götüren yeni davranışlar denemesi diyor. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ÖSYM son yıllarda Piaget'in duyusal motor döneminde alt evreleri soru olarak karşımıza soruyor. Bunu hem eğitim bilimlerinde yapıyor, hem çeşitli PDR, okul öncesi gibi alan kısımlarında da yapıyor sevgili arkadaşlar. Bu nedenle Piaget'in bilişsel gelişim kuramında duyusal motor dönemin alt evrelerini mutlaka mutlaka bilmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Peki nedir bu duyusal motor dönemin alt evreleri? Tekrar ediyorum, sınavda buradan muhakkak bir soru karşınıza gelecektir sevgili arkadaşlar. O yüzden lütfen dikkat edin. Çok dikkat edin. Piaget'in bilişsel gelişim kuramında sevgili arkadaşlar, duyusal motor dönem kendi içerisinde 6 tane evreye ayrılıyor. Bu evrelerden ilki refleksler evresi diye adlandırılıyor ki burası doğumdan sonraki ilk bir ay. Refleksler evresinin özelliği sevgili arkadaşlarım, adından da anlaşılabileceği gibi bu evrede bebeğin bütün davranışları reflekstir. Dikkat edin. Bebeğin bütün davranışları reflekstir. Peki
Bu refleks tepkiler nasıl açığa çıkar dediğimizde, dikkat edin sevgili arkadaşlarım, bebeğin refleks tepkiyi ortaya koyması için mutlaka dışsal uyarılmaya ihtiyacı vardır. Bu ne demek? Yani kendisi refleks bir tepkiyi henüz başlatamaz sevgili arkadaşlar. Hemen örneğe bakalım. Dudağına meme deyince emme refleksinin açığa çıkması gibi. Dikkat edin, 0-1 ay refleksler evresinde ne oluyormuş? Bebeğin bütün davranışları refleksmiş ve bebeğin refleks bir tepkiyi, aman unutmayın arkadaşlar, kendisi başlatamıyormuş. Mutlaka dışsal bir uyarılmaya ihtiyacı varmış. Sonra sevgili arkadaşlarım, ikinci evre karşımıza çıkıyor. İkinci evre, birinci döngüsel tepkiler. Bu da 1-4 ay arası. Şimdi dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bebeğin bütün davranışları halen reflekstir. Dikkat ediyoruz. Birinci döngüsel tepkiler evresinde bebeğin bütün davranışları halen refleks. Peki hocam, bunun refleksler evresinden farkı ne? Aman unutmuyoruz, bebek refleks tepkiyi artık kendisi başlatabilir. Başka bir deyişle sevgili arkadaşlar, refleksler evresinde olduğu gibi dışsal uyarılmaya ihtiyacı artık yoktur. Bebek hoşuna giden refleks davranışları tekrarlar. Örneğin parmağını ağzına götürür, emmeye başlar, bırakır, tekrar ağzına götürür, emer, bırakır, bunu böyle tekrarlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, refleksler evresinde ve birinci döngüsel tepkiler evresinde bebeğin bütün davranışları reflekstir. Fark neymiş? Refleksler evresinde kendisi refleks bir tepkiyi başlatamıyor, dışsal bir uyarılmaya ihtiyaç duyuyor. Ama birinci döngüsel tepkiler evresinde kendisi bunu başlatabiliyormuş sevgili arkadaşlarım. Sonra geliyoruz değerli arkadaşlar, üçüncü dönem olan ikinci döngüsel tepkiler evresine. Şimdi dikkat! İkinci döngüsel tepkiler evresi çok önemli bir dönüm noktası. Neden derseniz, ikinci döngüsel tepkiler evresinde bebeğin, dikkat ediyoruz, çevreye ilgisi başlar. Peki bu ne demek sevgili arkadaşlar? Demek ki bundan önceki ilk iki evrede sevgili arkadaşlarım, bebeğin henüz çevreye ilgisi yoktur. Yani davranışları içine dönüktür. Ama ikinci döngüsel tepkilerden itibaren bebeğin çevreye ilgisi başlar. Ve bu evrede dikkat edin, taklit davranışı da başlar. Ancak bu evredeki taklit değerli arkadaşlarım henüz anlık taklitlerdir. Hocam ne demek bu anlık taklit? Örneğe bakalım. Annesinin kendisine dil çıkardığını gören bebek de dikkat edin, o anda dil çıkartır. Dikkat edin, o anda dil çıkartır arkadaşlar. Yani buradaki taklit anlık taklitlerdir. Devam edelim. Şimdi burası ikinci döngüselde. Biliyorsunuz döngüsellik tekrar eden davranış demek. Birinci döngüselde tekrar eden davranış neydi? Reflekslerdi. Peki ikinci döngüsel tepkilerde tekrar eden davranış ne? Beraber okuyalım. Bebek bedeni ile bedeni dışındaki bir objeye dönük eylemi, dikkat edin, aynen tekrarlamaya başlar. Şimdi örneğe bakalım. Ne diyor? Örneğin eline aldığı çıngırığı sallamaya başlar. Şimdi bakın, bedeniyle, yani eliyle. Bedeni dışındaki bir obje. Bakın artık bedeni dışındaki objeyi kullandı. Neyi kullandı? Çıngırığı kullandı. Örneğin eline aldığı çıngırığı sallamaya başlar. Çıkan ses hoşuna giderse dikkat edin, çıngırığı aynı şekilde sallamaya devam eder. O halde bir daha bakalım. Bebek çıngırığı eline aldı ve salladı. Bir ses çıktı. Çıkan ses hoşuna gitti. Aynı şekilde sallamaya devam etti sevgili arkadaşlar. İşte bu olaya ikinci döngüsel tepki deniyor. O halde ikinci döngüsel tepkilerde tekrar eden davranış neymiş sevgili arkadaşlar? Bedeniyle bedeni dışındaki bir objeye dönük eylemi, dikkat edin, aynen tekrarlar. Aynenin altını çiziyoruz. Sonra sevgili arkadaşlarım,
Bir sonraki dönem olan ikinci döngüsel tepkilerin koordinasyonu yani eş güdümü karşımıza gelir. Bu evreyle birlikte artık bebeğin çevreye ilgisi artar. Çok önemli bir gelişme yaşanır. Dikkat edin. Bebek amaç ile aracı ayırt eder. Hocam bu ne demek? Yani arkadaşlar dikkat edin. Amacına kullanmak için araç kullanmaya başlar. Örneğin uzaktaki, dikkat edin şimdi buraya. Uzaktaki oyuncağa ulaşabilmek için bu neyi temsil ediyor amacı? Yerdeki çubuğu kullanabilir. Bakın ne kullandı? Araç kullandı sevgili arkadaşlar. Ve değerli arkadaşlarım bu evreyle birlikte yine çok önemli bir gelişme daha yaşanır. Bir obje görüş alanının dışına çıksa bile yok olmadığını anlar ve arama darmışı başlar. Nitekim bu nesne sürekliliğinin başlangıç evresi kabul edilir. Örneğin uzandığı bir oyuncak ortadan kaldırılıp kutunun içerisine konduğunda kutuya doğru gidip içine bakar. Bir de arkadaşlar bir dipnot olarak söyleyeyim. Aklınızda bulunsun nesne sürekliliğinin başlaması literatürde, nesne sürekliliğinin başlaması literatürde bellek kullanımının başladığının da ispatı kabul edilir. Peki başka ne olur ikinci döngüsel tepkiler evresinde, koordinasyon evresinde? Arkadaşlar bu yıl sürpriz bir soru yapabilir. Bak buraya yıldız koyuyorum. Sonra ah tüh keşke bilseydik demeyin arkadaşlar. Bu ikinci döngüsel tepkilerin koordinasyon evresinde henüz nesne sürekliliği çok yeni olduğu için A değil B hatası ya da diğer adıyla AB hatası dediğimiz bir hata gözlenir. Ne demek A değil B hatası? Beraber bakalım. Yani bebek objenin yeri gözünün önünde değiştirilse bile, dikkat edin, objenin yeri gözünün önünde değiştirilse bile onu öncelikle bulduğu en son yerde arar. Mesela örneğin yan yana duran A ve B kutularını düşünelim. Oyuncak ayı önce A kutusuna konur. Çocuk bunu arar ve bulur. Oyuncak ayı çocuğun gözü önünde B kutusuna aktarılır. Çocuk öncelikle yine dikkat edin arkadaşlar A kutusuna bakar. Sevgili arkadaşlar bunun ben size bir videosunu çalışmasını da izletmek istiyorum. Bir bakın isterseniz A değil B hatasının mantığını anlayın lütfen. Hani bazen bu tip videolar daha akılda kalıcı olmayı sağlayabiliyor. Beraber bir bakalım. Kısa bir video zaten. 2 dakika kadar sürecek. Şimdi gördüğünüz gibi çalışma boyunca ilk olarak işte çocuğun bakış açısına göre söylemek gerekirse oyuncak ayı soldaki kutuya konuyor. Çocuk bakın onu arıyor ve buluyor. Eliyle işaret ediyor. Yani görmediği halde onun orada olduğunu biliyor. Demek ki nesne sürekliliğine sahip değil mi arkadaşlar? Nesne sürekliliğine sahip. Çalışma bu şekilde birkaç kez tekrarlanıyor. Bakın şimdi dikkat edin arkadaşlar. Oyuncak çocuğun gözü önünde diğer kutuya, sağdaki kutuya kondu. Hop. Çocuk yine gördüğünüz gibi daha önce bulduğu en son yere baktı. İşte sevgili arkadaşlar bu olaya A değil B hatası adı veriliyor. Dediğim gibi bu evrede nesne sürekliliği başlamış ama daha çok yeni. Yani çocuk daha çok amatör. Bu yüzden A değil B hatasına düşüyor. Dediğim gibi bu yıl sürpriz bir soru olarak karşınıza gelebilir. Eğitim bilimlerinde dikkat edin sevgili arkadaşlar. Nerede oluyormuş A değil B hatası? Nesne sürekliliğinin başladığı evrede. Yani ikinci döngüsel tepkilerin koordinasyonu evresinde başlıyormuş sevgili arkadaşlar. Sonra sevgili arkadaşlarım üçüncü döngüsel tepkiler karşımıza çıkıyor. Piaget bu evreye ulaşan bebekleri bu benzetmeyi unutmayın lütfen. Ufak birer bilim insanına benzetiyor. Neye benzetiyormuş? Ufak birer bilim insanına benzetiyor. Hocam neden? Çünkü bu evreyle birlikte bebekler beraber okuyalım.
Önemli burası. Aynı sonuca ulaşabilmek için farklı şeyler denemeye başlar. Aynı sonuca ulaşabilmek için farklı şeyler denemeye başlar. Şu örneğe beraber bakalım. Örneğin yatağında sağa sola dönen bebek bir gıcırtı sesi duyar. Bu ses hoşuna gidince burada duralım. Şimdi sevgili arkadaşlar, çok iyi dinleyin burayı. Örneğin yatağında sağa sola dönen bebek bir gıcırtı sesi duyar. Bu ses hoşuna gidince. Mesela bu bebek ikinci döngüsel tepkiler evresinde olsaydı aynı şekilde sağa sola dönmeye devam edecekti. Yani davranışı aynen tekrarlayacaktı. Ama üçüncü döngüsel tepkiler evresine gelen bebek, beraber bakıyoruz. Ayağıyla yatağa vurma, kollarıyla yatağa vurma, başını yatağa vurma gibi farklı şeyler deneyerek ses çıkıp çıkmadığını kontrol eder. Şu anda bu bebek ne yaptı arkadaşlar? Aynı sonuca ulaşabilmek için, yani gıcırtı sesi duyabilmek için farklı şeyler denemeye başladı. Yani bebek bildiğiniz deney yapıyor. Basit çaplı da olsa deney yapıyor sevgili arkadaşlar. İşte bu nedenle Piaget bu evreyi, bu evredeki bebeği ufak bir bilim insanına benzetmiştir. Lütfen unutmayın. Hatta Piaget bu evreyi insanların, dikkat edin ne diyor? İnsanların diyor, yenilik ve merak olan ilgisinin de başlangıç olarak kabul eder. Sevgili arkadaşlar, son evremiz ise Piaget'de temsili düşünmenin başlaması evresidir. Temsili düşünmenin başlaması, yani 18-24 ay arasında bebekte dikkat edelim, ertelenmiş taklit ortaya çıkar. Bakın dikkat edin, bebekte taklit ikinci döngüselde ortaya çıkar. Ertelenmiş taklit temsili düşünmenin başlamasında ortaya çıkar. Yani bakalım, daha önce gördüğü bir şeyi aradan bir süre geçtikten sonra taklit edebilir. Örneğin yumruklarını sıkıp bağıran abisini gören bebek birkaç gün sonra aynı davranışı taklit edebilir. Arkadaşlar burada ertelenmiş taklit çok önemli. İki, bebekte nesneleri, olayları, olguları temsil etme yeteneği başlar. Bu süreç duyu motor dönemden işlem öncesi dönemin sembolik evresine geçişi ifade eder. Örneğin, hemen örneğe bakalım. İçinde zincir olan bir kutuda zincire ulaşabilmek için önce ağzını açıp kapatır. Hani kutuyu nasıl açıp kapatıyor? Ağzını açıp kapatır sevgili arkadaşlar. Sonra bunu, dikkat edin, kutuya uygulayarak kutuyu açıp zincire ulaşır. Aslında ne yaptı sevgili arkadaşlar? Zihinde temsil etti kutuyu. Nerede temsil etti? Zihninde kutuyu temsil etti. Kutuyu açıp kapatmayı ağzını açıp kapatarak önce yaptı. Böylece problemin çözümüne ulaştı sevgili arkadaşlar. Yine çok önemli bir gelişme. Şimdi arkadaşlar bu bilgiler eşiğinde, ışığında. Sorumuza tekrar bakalım beraber. Soru bize ne diyordu? 1. Kendisini istediği sonuca götüren davranışı, dikkat edin, aynen tekrarlaması. Biz ne anlattık? Eğer istediği sonuca götüren davranışı aynen tekrarlıyorsa bu ikinci döngüsel tepkiydi. Birkaç gün önce gördüğü davranış aynen tekrarlaması. Oo, burada ne var artık? Ertelenmiş taklit var. Bu temsili düşünmenin başlamasıydı. Kendisini istediği sonuca götüren, dikkat edin, yeni davranışlar denemesi. Ne gibi? Ufak bilim insanı gibi. Bu da üçüncü döngüsel tepkilerdi. Ve ortaya çıkış sırasını sormuş. O halde önce bir ortaya çıkacak, birle başlayacak. Sonra üç ortaya çıkacak. En sonunda iki, yani sorunun cevabı B seçeneğidir. İşte şu anda sevgili arkadaşlar, sizlerle Piaget'in duyusal motor dönemindeki 6 evrenin tamamını gördük. Ve unutmayın, ya evrelerden bir soru çıkar ya da bu yıl AB hatasını sorabilir benden size söylemesi. Sevgili arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz sınavda bilişsel gelişimden 3 tane soru çıkıyor. Olası bir Piaget sorusunda duyusal motor dönemden çıkabilecek soruyu size aktarmış oldum. Peki, Piaget'den sevgili arkadaşlar başka nasıl soru çıkabilir? ÖSYM son yıllarda Piaget'e
dönem özelliklerini sorguluyor sevgili arkadaşlar. Yani diyor ki, ya şöyle söylüyor, Piaget'e göre aşağıdaki davranışlardan hangisi somut işlemler dönemine aittir ya da soyut işlemler dönemine aittir ya da işlem öncesi döneme aittir ya da öncüller veriyor. Bu öncüllerden hangileri somut döneme aittir, soyut döneme aittir tarzı soru soruyor. Bu nedenle Piaget ile ilgili karşımıza çıkabilecek ikinci soru dönem özellikleri sorusudur. Sakın unutmayın. Bu nedenle Piaget'de işlem öncesi dönemde çocuk ne yapabiliyor, ne yapamıyor? Somut dönemdeki çocuk ne yapabiliyor, ne yapamıyor? Ya da soyut dönemdeki çocuk ne yapıyor, ne yapamıyor bilmek zorundasınız. Şimdi biz bir sorumuza bakalım. Ne diyor? Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre yukarıdaki kazanımlardan hangileri somut işlemler döneminde gerçekleşir diye sormuş. 1. Çevremdeki insanların benden farklı düşünüyor olabileceğini anlıyorum. 2. Birden çok özelliğe göre sınıflama ve sıralama yapabiliyorum. 3. Doğa olaylarının insanlar tarafından yapılmadığını biliyorum diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, dikkat. Sevgili arkadaşlarım, hangileri somut dönemde gerçekleşir diye soruyor. Hemen ben size tablolar hazırladım bunun için sevgili arkadaşlar. Tablolara bakarak dediğim gibi arkadaşlar ben bu derste paylaştığım, şu anda ekranda paylaştığım her türlü dokümanı sizlere bir link vereceğim. Oradan indirebileceksiniz. Aklınızda bulunsun sevgili arkadaşlar, tamam mı? Yani bunların hepsini indirme olanağınız olacak. Yarın bir gün okuyup tekrar etmeniz için haberiniz olsun. Şimdi işlem öncesi döneme bakalım. Biliyorsunuz işlem öncesi dönemde sevgili arkadaşlar çocuklar ne yaşar? Odaklanma yaşar. Yani odaktan uzaklaşamaz. Bu yüzden özelden özele akıl yürütür. Yani bir şeyle tek bir şey arasında bağlantı kurabilir. Çocuk ben merkezcidir. Aman ben merkezciliğin diğer adlarını unutmayın, bu bile soru olarak geldi. Yani bakış açısı alamaz. Yani perspektif alamaz. Yani olaylara diğer insanların gözünden bakamaz sevgili arkadaşlar. Sınıflama ve sıralamayı tek yönlü yapabilir. Canlandırmacıdır, yani canlı cansız ayrımı yapamaz. Yapaycılık vardır, yani doğa olaylarının birileri tarafından yapıldığını zanneder. Değil mi? Hani yani insanların yaptığını zannediyor. Parça bütün ilişkisi kuramaz. Dolaylı gerçeği kavrayamaz, tersine çeviremez, korunumu kazanamaz, yanlış inancı kavrayamaz. Bakın dikkat edin sevgili arkadaşlar. Piaget işlem öncesi dönemi büyük oranda olumsuz bir dille anlatıyor. Yani çocuğun yapabildiklerinden ziyade yapamadığı şeyleri anlatır. Peki hocam işlem öncesi dönemde hiç mi iyi bir şey yok? 3 tane iyi şeyden söz eder Piaget. 1. Bu dönemde kişi değişmez diye kazanılır der. 2. Cinsiyet değişmez diye kazanılır der. 3. İşaretsel işlev kazanılır der. Bunları da işlem öncesi dönemin kazanımları olarak belirtmiştir arkadaşlar. Gelelim somut işlemler dönemine. Somut işlemler döneminde çocuk artık odaktan uzaklaşır. Yani bir anda birden çok dikkat noktası oluşturabilir. Yani çocuk artık dondurmasını yalarken televizyon da izleyebilir. Unutmayın işlem öncesi çağdaki çocuk dikkatini ya dondurmaya ya televizyona verir. Odaklanır. Eğer odak noktası dondurmaysa televizyonu izleyemez. Televizyona odaklanırsa dondurmayı yiyemez. Ama somut dönemde odaktan uzaklaşır. Yani bir anda birden çok odak noktası oluşturabilir. Ve bu dönemde tümevarımsal düşünme başlar. Yani artık özelden özele değil, tümevarım vardır. Birden çok özelliğe göre sınıflar sıralar, tersine çevirebilir, korunumu kazanır. Ben merkezcilikten kurtulur. Yani artık bakış açısı, perspektif alabilir. Ne demek bu? Yani olaylara diğer insanların gözünden de bakabilir. İşte buna empati adı verilir. Arkadaşlar Piaget kitabında şöyle söylüyor. Somut dönemin belki de en önemli kazanımı çocukta gelişen empati yeteneğidir diyor. Yani buna ayrı bir önem veriyor. Çocuk artık dolaylı gerçeği kavrar, yanlış inancı kavrar. Bu dönemde nesnel gerçekliğe bağlıdır. Yani somuta bağlıdır.
bir önceki dönemdeki canlandırmacılık, yapaycılıktan kurtulur. Yani çocuk artık canlı cansız ayrımı da yapar. Çocuk artık doğa olaylarının doğal oluşum hallerini anlar, öğrenir. Ve soyut dönemde, bir önceki dönemde tüme varım var. Burada tümden gelin vardır. Yani bilimsel yöntem ortaya çıkar. Burada hipotetik düşünme başlar. Yani çocuk varsayımsal akıl yürütür. Mesela ülkemiz 2. Dünya Savaşı'na fiilen katılsaydı bugün ne gibi tarihsel farklılıklar olabilirdi gibi sevgili arkadaşlar. Ya da kadınlar fiziksel olarak erkeklerden daha güçlü olsaydı bugün dünya nasıl bir yer olurdu gibi sevgili arkadaşlar. Yine bu dönemde birleştirici düşünme başlar. Yani çocuk olasılıklı, kombinasyonel düşünür. ÖSYM birleştirici diye de yazabilir, olasılık diye de yazabilir, kombinasyon diye de yazabilir. Hepsi aynı şey. Bu dönemde göreceli düşünme başlar. Nedir göreceli düşünme? Aynı durum farklı koşullar altında farklı anlamlar içerebilir. Mesela ben size iki kişi birbirine yumruk atıyor dediğimde siz nerede diye sorarsınız. Çünkü neyi bilirsiniz? Bu ringde ise spordur. Sahnede ise oyundur, tiyatrodur. Sokakta ise kavgadır, dövüştür. Ama somut dönemdeki çocuk bunu anlayamıyor. O hep nesnel gerçeklik, kavga deyip çıkıyor işin içinden. Ama soyut dönemde kişi artık neyin farkında? Aynı durum farklı koşullarda farklı anlamlar içerir. Bunu biliyor. Ve arkadaşlar bu dönemde bir de ergen ben merkezciliği de başlar. Şimdi gelelim bunu gelin sorumuza uyarlayalım yine sevgili arkadaşlarım. Sorumuza uyarlayalım. Şimdi bir, çevremdeki insanların benden farklı düşünüyor olabileceğini anlıyorum diyor. Yani bakış açısı alabiliyor. Yani bu çocuk artık ne değil? Ben merkezci değil. Peki ben size az önce ne anlattım? Hemen bakın sevgili arkadaşlar. Eğer bir çocuk ben merkezcilikten kurtulmuş, yani artık bakış açısı, perspektif alabiliyorsa, yani empati yeteneği varsa, bu hangi dönem? Somut işlemler dönemi. Burası tamam. O halde birinciyi bulduk. Birinci örnekteki kişi hangi dönemde? Somut işlemler. İki, birden çok özelliğe göre sınıflama ve sıralama yapabiliyorum diyor. Şimdi işlem öncesi çağda neydi? Tek yönlü sınıflama sıralama var. Bakın, işlem öncesi çağda tek yönlü. Oysa somut dönemde, pardon, oysa somut dönemde bakın birden çok özelliğe göre sınıflayıp sıralar. O halde bakınız ikinci öncüldeki kişinin de somut dönemde olduğunu bulduk. Üçe bakalım. Doğa olaylarının insanlar tarafından yapılmadığını biliyorum diyor. Yani sevgili arkadaşlar, işlem öncesi çağdaki çocuk hatırlayın neydi vardı? Yapaycılık vardı. Yani işlem öncesi çağdaki çocuk doğa olaylarının insanlar tarafından yapıldığını zannediyordu. Yapaycılık. Oysa somut dönemde yapaycılıktan evet kurtuluyordu. Yani artık doğa olaylarının insanlar tarafından yapılmadığını biliyordu. O halde 3. öncülük kişi de somut işlemler dönemindedir. Yani sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Bunların tamamı somut dönemdir. Bak unutmayın arkadaşlar, ÖSYM bu yılda çok büyük ihtimalle, bakın çok büyük ihtimalle, hangisi işlem öncesi dönem, hangisi somut dönem, hangisi soyut dönem tarzında bir soru soracaktır. Sizden ricam, bakın buradaki tabloları, işlem öncesi dönemde ne var, somut dönemde ne var, soyut dönemde ne var, bunları mutlaka bilin sevgili arkadaşlar. ÖSYM Piaget ile ilgili sorabileceği üçüncü bir soru kalıbı sevgili arkadaşlar, çocukların davranışlarının ortaya çıkış sırası ile ilgilidir. Şimdi hemen beraber şuna bir bakalım. Okul öncesi öğretmeni Yağmur, ipeğin resmine bakıp yıldız çıkartması yapıştıracağı esnada, ipeğin annesi kapıyı çalar ve sınıfa girer. Yağmur öğretmen anneyle selamlaştıktan sonra ipeğin çizimine yıldız çıkartması yapıştırır. İpek o günden sonra annesi her geldiğinde
öğretmeninin yıldız çıkartması yapıştıracağını zanneder. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın. Aslına bakarsanız bu soruyu sormamın amacı şu. ÖSYM'nin Piaget ile ilgili çok sık yönelttiği bir soru var biliyorsunuz. Nedir o? Özelden özele akıl yürütme. Fakat özelden özele akıl yürütme bizde biraz eksik anlaşılıyor. Ben size her iki halini de anlatmak için bu örneği verdim. Bir kere özelden özele akıl yürütmede karşımıza çıkan birinci anlam şu. Bir şeyle, dikkat edin, tek bir şey arasında kurulabilen sınırlandırıcı ilişkidir. Yani çocuk bir şeyin o şey dışında başka hiçbir şeyle bağlantısını kuramaz. Mesela birisi bize yüz ya da ben gibi şeyler söylese, biz yüzün sima anlamına geldiğini de biliriz. Bir sayı olduğunu da biliriz, bir eylem olduğunu da biliriz. Ama işlem öncesi çağdaki çocuk bunu bilemez. O yüz ifadesiyle tek bir durum arasında bağlantı kurar. Sima ya da sayı, artık nasıl öğrendiyse temel anlam, onu bilmem. İkinci anlamsa şudur. Lütfen bunu unutmayın. ÖSYM bu şekilde de soruyor çünkü. Lütfen unutmayın. Bir durumun belli bir şekilde sonuçlandığını görünce o durum her gerçekleştiğinde yine aynı sonucun olacağını kabul eder. Mesela babası eve vardığımızda marketten bir şeyler alacağız dediğini duyan çocuğun babasının yolda benzin almak için durup markete girdiğini görünce eve vardık demez. Yani ne yapıyor? Demek ki biz markete vardıysak mutlaka eve de varmış olmalıyız. Şimdi bakın bu bilgiyi gelin sorumuzu uyarlayalım. Bu örnekte ne olmuştu sevgili arkadaşlar? Öğretmen tam çocuğa yıldız çıkartması yapıştıracağı sırada anne içeri girdi. Öğretmen anne ile selamlaştıktan sonra yıldızı yapıştırdı. Çocuk ne zannetti? Demek ki her annem geldiğinde yıldız olacak. Yani birinci ifade özelden özele akıl yürütmedir. ÖSYM bu şekilde de soruyor. Unutmayın bunu arkadaşlar. İki, Murat öğretmene demiş, tüm insanlar ölümlüdür. Ve Sokrates bir insandır deyince Ayşe, o halde Sokrat da ölümlüdür demiş sevgili arkadaşlar. Peki bu nasıl akıl yürütme? İçinizden cevaplarınızı duymuş gibiyim. Şimdi sevgili arkadaşlar, tümden gelimsel akıl yürütme diye bir akıl yürütme var. Az önce Piaget'de anlattım, hangi dönemdi? Soyut işlemler dönemiydi. Buna bilimsel yöntem de deniyordu. Ne yapıyordu çocuk burada? Genel bir yargıdan hareketle özel sonuçlara varıyordu. Hemen bakalım şimdi, hemen bakalım, sorumuza bakalım. Tüm insanlar ölümlüdür. Genel. Sokrat da bir insandır. O halde Sokrates ölümlüdür diyor. Genelden nereye? Özele. O halde ikinci ifade soyut işlemler dönemindeki tümden gelimdir. Ve üçe görelim meşhur kuğu metaforu. Bir kuğu gördüm beyazdı. Bir kuğu daha gördüm o da beyazdı. Ve bir kuğu daha o da beyazdı. O halde kuğular beyazdır. Bakın bir kuğu, bir kuğu, bir kuğu. Özelden genele gitti değil mi arkadaşlar? Bu da tüme varımsal akıl yürütmeydi. Bu da somut dönemde kazanılıyordu. Tabii tüme varımsal akıl yürütme bilimsel yöntem kabul görmüyor. Niye kabul görmüyor? Çünkü bilimsel çıkarımlarda kesinlik oluşturmuyor. Neden? Çünkü bugüne kadar gördüğünüz bütün kuğuların beyaz olması dünyadaki tüm kuğuların beyaz olduğu anlamına gelmiyor. Malum siyah kuğular da var zaten. Hala bu da somut dönem zaten. Burada arkadaşlar 3 temel akıl yürütme yöntemini özelden özele ne, tüme varım ne, tümden gelim ne bilin istedim. Seçenekler de karşınıza çıkabilir. Soru olarak özelden özele gelebilir. Bu sorunun da cevabı ortaya çıktı. Bu işlem öncesi çağ 1. Bu somut dönem 3. Bu da soyut dönem. Demek ki 1, 3, 2 olacak sorumuzun doğru cevabı sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım hemen hızlıca. Size Piaget ile ilgili çıkması muhtemel son bir soru kalıbı vereceğim. Zaten bakın 4 tane soru kalıbı verdim. Bunların ikisi yüksek ihtimalle sınavda soru olarak karşınıza gelecektir. Şimdi sevgili arkadaşlar, karşınıza gelen son soru kalıbıysa Piaget'in kuramındaki uyum süreci, yani adaptasyon sürecidir sevgili arkadaşlar. Burada da uyum, yani adaptasyon, yani özümseme ve uyumsama, yani düzenleme kavramlarına çok iyi hakim olmanız gerekiyor.
Sorumuza beraber bakalım. Yukarıdaki örnekler sırasıyla aşağıdaki kavramların hangileriyle açıklanır diye sormuş. Birinci öncüle bakalım. 5 yaşındaki Fatih daha önce hiç üstü açık araba görmemiştir. Bir gün babasıyla parkta oynarken yolun kıyısına yanaşan üstü açık arabayı görür. Babası Fatih'in arabaya baktığını görüp, "Oğlum bu nedir biliyor musun?" diye sorar. Fatih bir süre arabadan inenleri, sonra arabaya binenleri ve arabanın hareket edip oradan uzaklaştığını görür ve "Baba, bu da araba." der. Birinci öncülümüz bu. Şimdi içinizden siz cevap bulun. Bir de özümseme mi var yoksa düzenleme mi var? İkiye bakalım. Evdeki kedilerini daima kedi mamasıyla besleyen bir ailede yetişen Can, bir gün sokakta bir kedinin tasa konmuş olan sütü içtiğini görür. Bunun üzerine "Kediler süt içmez. Sütü çocuklar içer. Kediler mama yer." demiştir. Üçüncü öncüle bakalım. Bülent tencere kapağını alıp direksiyon gibi kullanarak evin içinde dolaşmaktadır. Sorumuz şu. Bunlardan hangileri özümseme, hangileri düzenleme yapmak? Aman unutmayın. Bakın dedim 4 soru kalıbından biri çünkü bu. Şimdi arkadaşlar, ben size basitçe anlatayım. Dediğimin dışına çıkmazsanız sınavda da doğru yaparsınız. İlk durum olan özümseme yani asimilasyon, bireyin karşılaştığı durumu zihninde var olan şemalarla açıklamasıdır. Burada açıklamanın doğru ya da yanlış olması önemli değildir. Önemli olan zihindekiyle açıklaması. Yani karşılaştığı durumu kendine uydurmasıdır. Örneğin, kaleme bakıp kalem demek nasıl özümseme ise, bir çocuğun koyunlara bakıp, özür dilerim şunu köpek diye değiştireyim, köpek demesi de bir özümsemedir. Neden hocam? Özümseme neydi? Kendi zihnindekiyle açıklamaktı. Şimdi buna baktınız, bu nedir dedim. Kalem dediniz, özümseme zihninizdekiyle açıkladınız. Çocuk koyunlara baktı, aa köpeklere bak dedi. Koyunları zihnindeki köpek şemasıyla açıkladı mı? Açıkladı, işin içinden çıktı, bitti, bu kadar, özümseme bu. O halde şimdi asıl nokta geliyor. Özümsemede başlayalım, asıl nokta. Yeni bir şema oluşmaz. Var olan şemalara bir ekleme ya da çıkartma yapılmaz. Yani şemada değişikliğe gidilmez. Şema aynen korunur sevgili arkadaşlar. Aynen korunur. Hiçbir değişiklik yapılmaz şemada. Oysa sevgili arkadaşlarım, düzenleme yani uyumsama akomodasyon sürecinde birey karşılaştığı durumu zihninde var olan şemalarla açıklayamaz. Yani bilinmezlik, yani dengesizlik oluşur. Peki hocam ne yapar? Söyleyeyim. İhtimal 1. Yeni bir şema oluşturabilir. İhtimal 2. Var olan şemalara ekleme çıkartma yapabilir. Yani lütfen unutma, şemasında değişiklik yapar. Başka bir de işte kendini uydurur. Birinde kendini uydurur, burada kendini uyduruyor. Peki. Hadi gelin bu bilgileri sorumuza uyarlayalım. Lütfen birinci örnekteki çocuğa bakın. Şimdi birinci örnekteki çocuk daha önce hiç üstü açık araba görmemiş. Bugün ilk defa gördü. Bir süre baktı, baktı, baktı. Baba bu da araba dedi. Arkadaşlarım ilk soru, bu çocuğun zihninde bir araba şeması var mı? İçinizden. Var mı? Evet var. Bu da araba dediğine göre var. Peki çocuk bugün ömründe İlk defa üstü açık araba gördü. Bugüne kadar çocuğun zihnindeki araba şeması ne diyordu sevgili arkadaşlar? Ne diyordu bugüne kadar? Araba üstü kapalı olur. Zihnindeki şema böyle söylüyordu. Peki çocuk bugün ilk defa üstü açık bir araba gördü. Bunun da araba olduğunu kabul etti mi? Evet etti. Peki çocuk zihnindeki şemayı aynen korusaydı, yani araba üstü kapalı olur deseydi, bunu araba kabul eder miydi? Hayır etmezdi. O halde çocuk ne yaptı az önce?
zihnindeki araba şemasına bir ilave yaptı. Araba dedi, üstü açık da olabilir dedi. Eğer bunu demeseydi zaten bunu araba kabul etmezdi. O halde lütfen buraya bakınız şimdi sevgili arkadaşlarım. O halde çocuk az önce ne yaptı? Zihnindeki araba şemasına bir ekleme yaptı. İşte zihindeki bir şemaya bir şey eklemek ya da ondan bir şey çıkartmak söz konusuysa bu düzenleme yani uyumsama sürecidir arkadaşlarım. O halde bakıyoruz. Birinci öncüldeki çocuğun bir düzenleme yaptığını görüyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi ikiye bakalım. Evdeki kedilerini daima kedi maması ile besleyen bir ailede yetişen Can. Bir gün sokakta bir kedinin tasa konmuş olan sütü içtiğini görür. Bunun üzerine kediler süt içmez, sütü çocuklar içer, kediler mama yer demiş. Size soru. Şu anda Can zihnindeki şemalarda bir değişiklik yaptı mı yapmadı mı? Yapmadı. Ne diyor? Kedi süt içmez diyor. Sütü çocuk içer diyor. Kediler mama yer diyor. Zihindeki şemayı aynen koruyor sevgili arkadaşlar. Ne ekleme var, ne çıkartma var. O halde ikinci örnekteki çocuk bir özümseme yaptı sevgili arkadaşlar. Değil mi? Bakın özümsemeye ne oluyordu? Yeni bir şema oluşmaz. Var olan şemalara bir ekleme çıkartma yapılmaz. Değişikliğe gidilmez. Şema aynen korunuyordu. O halde sizin de gördüğünüz gibi bu örnekteki çocuk bir özümseme yaptı. Üçe bakalım. Bülent tencere kapağını alıp direksiyon gibi kullanarak evin içine dolaşıyor. Arkadaşlar bu Piaget'in işlem öncesi dönemindeki mış gibi yapma. Diğer adıyla sembolik oyun değil mi? Peki biz hep derslerde ne anlattık? Sembolik oyun yani mış gibi yapmak daima kendini uydurmaktır. Yani çocuk burada bir kez daha özümseme yapmış. Yani zihnindeki tencereyi ne yapmış? Zihnindeki direksiyon şemasını uydurmuştur. Bak bunu unutmayın. Mış gibi yapmak yani sembolik oyun daima özümsemedir sevgili arkadaşlar. O halde sorumuzun cevabını da bulmuş olduk. Sorumuzun cevabı E seçeneği çıktı. Umarım sevgili arkadaşlar bu özümseme düzenleme meselesini anlamışsınızdır. Çünkü sınavda soru gelme olasılığı çok yüksek bir kısımdır. Çok basit düşünürseniz doğru yaparsınız. Şimdi bazen bana diyorlar, hocam özümsemek genelleme uyumsama ayırt etme değil mi? Yahu kardeşim diyorum yapmayın. Bak sakın. Ben size öyle bir soru sorarım. Bak ben size öyle bir soru sorarım diyorum. Orada ayırt etme olmadığı halde cevap uyumsamadır. Hani hocam? Al işte birinci öncül. Birinci öncülde bir ayırt etme var mı? Söyleyin. Baba bu da araba diyor. Baba bu da araba. Burada bir ayırt etme yok. Üstü açık da olur, üstü kapalı da olur diyor. Ama cevap bakın. Düzenleme, uyumsama. Gördüğünüz gibi genelleme yapıyorsa, özümsüyordur, ayırt ediyorsa, uyumsuyordur. Zinhar böyle bir şey yok sevgili arkadaşlar. Kural bilin, yoksa yanlış yaparsınız sınavda. Kural ne? Zihindeki şema aynen korunuyorsa özümseme. Oraya bir şeyler ekleniyor. Oradan bir şeyler çıkartılıyorsa uyumsama. Bu kadar basit arkadaşlar. Başka bir şey yok zaten. Bilmeniz gereken başka bir şey de yok. Hadi bakalım. Şimdi geliyoruz bugünün son sorusuna. Ne diyor son soru? Bu örnekte İpek'in bisikleti tek başına kullanabilir hale gelmesi Vygotsky'nin kuramında yer alan aşağıdaki kavramların hangisiyle tam olarak açıklanır? Okuyalım soruyu. Bülent Bey kızı İpek'e iki tekerlekli bisiklet sürmeyi öğretebilmek için. Birinci gün tüm gün bisikletin arkasından tuttu. İkinci gün bisikleti bıraktı peşinden gitti. İpek dengesini kaybedecek gibi olduğunda bisikleti tuttu. Üçüncü gün ise Bülent Bey artık bisikleti tutmuyordu. Çünkü İpek bisikleti tek başına kullanabiliyordu. Soru kökü bizden neyi istiyor sevgili arkadaşlarım? Soru kökü bizden neyi istiyor arkadaşlarım? Bu örnekte İpek'in bisikleti tek başına kullanabilir hale gelmesi Vygotsky'ye göre nasıl açıklanır diyor. Şimdi burada kafamızı kurcalayabilecek iki tane ifade var. Biri yapay iskelesi,
Diğeri yakınsal gelişim bölgesi. Hatta temel zihinsel işlevler de bu da Vygotsky'ye ait. Ama o pek oraya gitmezsiniz bu soruda. Hocam ayrımını nasıl yapacağız? Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Burada ayrımı yapmanın tek yolu soru kökünü doğru okumak biliyor musunuz? Soru kökünü doğru okumazsanız, yani sorunun sizden ne istediğini anlayamazsanız soru yanlış oluyor. Ne demeye çalışıyorum? Beraber bakalım. Bir kere malumunuz yakınsal gelişim bölgesi ya da gelişmeye açık alışta sonra proximal development dediğimiz kavram. Burada ne vardı? Bir çocuğun, beraber okuyalım, tek başına ulaşabileceği bilişsel düzeyle, mesela şu çocuğun tek başına ulaşabileceği bilişsel düzey olsun, bir yetişkin rehberliğindeyken ulaşabileceği bilişsel düzey, şu da aynı çocuğun bir yetişkin rehberliğinde ulaşabileceği olsun, arasındaki farktır diyor. İşte bak şu ikisi arasındaki fark. Yani taradığımız şu bölge çocuğun yakınsal bölgesi. Biliyorsunuz Vygotsky'ye göre çocuklar yetişkin rehberliğinde, şu cümleyi unutmayın çünkü bu cümlede biliyorsunuz Vygotsky Piaget'e meydan okuyor. İçinde bulundukları dönemin üzerinde davranışlar sergileyebilir diyor. Mesela Piaget'e göre bir çocuğun yapabilecekleri içinde bulunduğu dönemle sınırlıdır. Ama Vygotsky'ye göre çocuk uygun sosyal etki sağlanırsa bunun bir tık üstüne çıkabilir. İşte bu yakınsal gelişim bölgesi zaten bunu ifade etmek için kullanıyor şurayı. İçinde bulunduğu dönemin üzerine çıkabilen demek arkadaşlar. Peki hocam, yakınsal gelişim bölgesi bize nasıl sorulur? Şöyle, çocuğun nokta noktayı yapabilmesi. Yani yakınsal gelişim bölgesi çocukta gelişen şeydir. Peki hocam, yapı iskelesi neydi? Yapı iskelesi biliyorsunuz başlangıçta yoğun bir destek. Zamanla desteği azalt, süreç sonunda desteği tamamen çek. Yani ÖYT'deki bilişsel çıraklık bu. Yapı iskelesi çocuğa sunulan yardımdır. Dikkat edin. Çocuğa sunulan destek sorulur soru kökünde. Şimdi gelin beraber sorumuza bakalım. Bu soru bize ne diyor? Bu soru bize ne diyor? Bu örnekte İpek'in bisikleti tek başına kullanabilir hale gelmesi nedir diye soruyor. Yani bu örnekte bizden çocukta oluşan şeyi soruyor. Bu arada bu sorunun cevabı yakınsal gelişim bölgesidir. Ama hocam, efendim, yapı iskelesi değil mi? Soru kökü onu istemiyor arkadaşlar. Bakın, eğer soru kökü, iyi dinleyin, eğer diyorum, eğer soru kökü şöyle deseydi, gelin bu soruyu değiştirelim. Gelin bu soruyu değiştirelim beraber. Cevabı ne hale getirelim sizinle birlikte? Yapı iskelesi haline getirelim beraber. Soruyu değiştirdim. Diyorum ki bu kez, bu örnekte Bülent Bey'in, bu örnekte Bülent Bey'in kızına sağladığı yardım aşağıdakilerden hangisidir? Soruyu bir de böyle sordum. Değiştirdim soruyu. Ha, şimdi sorunun cevabı yapı iskelesidir sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi birisi çocuğa sunulan yardımdır. Diğeri çocukta gelişen şeydir. Soru kökünü okumadan soruya cevap veremezsiniz. Şimdi sizi de anlıyorum. Bazen bana şöyle sorular geliyor. Soru kökü şöyle diyor arkadaşlar. Bu yaşantı aşağıdakilerin hangisiyle açıklanır? Ya böyle soru mu olur? Bu yaşantı aşağıdakilerin hangisiyle açıklanır? Ne bileyim ben. Yapı iskelesi de olur, yakınsal gelişim bölgesi de olur. Sen soru kökünde kime göre, neye göre istediğini sormamışsın. Merak etmeyin, ÖSYM böyle sormuyor. ÖSYM soru kökünde çok net, çocuğun bunu yapabilmesi nasıl açıklanır? Ya da çocuğa sunulan yardım diye soruyor, hiç merak etmeyin. Bazen böyle hatalı sorular denk geliyor, siz bunları kafanıza takmayın arkadaşlar, olur mu? Bir de biraz dipte kalmış bir bilgidir ama ÖSYM bazen dipte kalan bu bilgilerden soru soruyor biliyorsunuz. Bir sürpriz yaparsa canımız sıkılmasın diye Vygotsky'nin kuramında
şu kavramı bilmenizi istiyorum. Zihinsel işlevler kavramı. Arkadaşlar, Vygotsky kuramında zihinsel işlevleri temel zihinsel işlevler ve yüksek zihinsel işlevler diye ikiye ayırıyor. Vygotsky'ye göre temel zihinsel işlevler 4 tane: dikkat, duyular, algı ve hafıza. Bak dikkat edin. Temel zihinsel işlevler kaç taneymiş? 4 tane. Dikkat, duyular, algı, hafıza. Bunlar sevgili arkadaşlar biyolojik yanımız. Yani bunlar hem insanda var hem hayvanda var diyor. Bir de yüksek zihinsel işlevlerden söz ediyor. Bunlar ancak diyor toplumsallık içinde gelişebilen şeylerdir diyor. Yani hayvandan ayırdı şimdi bizi. Burada da dil, düşünme, soyutlama, planlama yapma gibi üst düzey davranışlardır diyor. Hani ÖSYM'e gidip size şöyle bir soru sorsa, Vygotsky'nin sosyokültürel kuramına göre aşağıdakilerden hangisi temel zihinsel işlevlerden biri değildir? Dikkat, duyu, algı, hafıza, düşünme. Bak düşünme. Ya da dikkat, duyu, algı, hafıza, işte ne bileyim planlama yapma, planlama gibi sevgili arkadaşlar. Ne olur ne olmaz lütfen bunu da bilin. Arkadaşlar hadi bakalım biz az bir süremiz daha varmış. Ben bir soru daha, çünkü şimdi saat kaç oldu? 22:49. Bir soruyu daha çözebiliriz arkadaşlar. Bir soruyu daha çözebiliriz. Hadi bakalım. Arkadaşlar Vygotsky ile ilgili ÖSYM size iki çeşit soru sorabilir. Ya yakınsal gelişim bölgesi, ya yapı iskelesi, ya da Vygotsky'nin temel düşünceleri arkadaşlar. Çünkü bazı yıllar ÖSYM Vygotsky'nin temel düşüncelerini de soruyor. Bu nedenle ben de bir tane böyle soru koydum buraya. Bugünün son sorusu bu olsun. Azıcık vaktimiz var diye bu soruyu da çözelim. Vygotsky'nin bilişsel gelişim kuramına göre yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur? 1. Dilin gelişimi bireysellikten sosyalliğe doğrudur diyor. Doğru mu yanlış mı? Şimdi sevgili arkadaşlar, size bunu çok kısa açıklayayım hemen. Elimizdeymişken bunu da aradan çıkartalım. Şimdi bunu hemen burada yazı vereceğim. Çünkü bunun çözümünü yazmamıştım, bu soruyu çözmem diye vakit yetmez diye. Şimdi sevgili arkadaşlar, Vygotsky dil gelişimini iki dönemde inceliyor. Vygotsky'deki dönemlerden ilki özel konuşma dönemi diye geçiyor ki bu dönem 3-6 yaş arası. İkinci dönem ise sevgili arkadaşlarım içsel konuşma diye geçiyor ki bu da 7 yaşından sonrası gibi temsil ediliyor. Vygotsky özel konuşmayı bize şöyle anlatıyor sevgili arkadaşlar. Vygotsky özel konuşmayı bize şöyle anlatıyor. Diyor ki çocuk kendisiyle ve dışından konuşur. Bu monolog kavramına benzer. Ancak monologdan farklı olarak çocuk özel konuşmada karşılaştığı problemi çözmek için kendisiyle konuşur. Yani kendine rehberlik eder diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu da ne anlatmaya çalışıyor? Mesela bir çocuk düşünün. Çocuk odada tek başına olsun. Çocuk odasında tek başına olsun. Ve dolabın üzerindeki çikolatayı görüyor. Çikolataya erişmek istiyor. Ama boyu yetmiyor. Şimdi çocuk başlıyor kendisiyle konuşmaya. Acaba diyor zıplasam çikolataya yetişebilir miyim? Yetişemem. Elimi uzatsam? Olmaz. Peki sandalyeyi çeksem olur mu? Aa evet olur diyor. Ve sandalyeyi çekiyor. Çikolataya erişiyor. Şu anda bu çocuk kimle konuştu? Kendisiyle. Nasıl konuştu? Dışından. Neden? Problemi çözmek için kendine rehberlik yaptı. İşte Vygotsky diyor ki, aslında çocuk burada sanki yanında bir yetişkin varmış da, iyi dinleyin. Sanki yanında bir yetişkin varmış da çocuğa rehberlik ediyormuş gibi kendisiyle konuşuyor diyor. Yani şunu anlatıyor. Normalde çocuğa bu yönlendirici soruları kimin sorması lazım? Bir yetişkinin.
Ama kimse yok çocuğun yanında. Çocuk da yanında biri varmış da onunla konuşuyormuş gibi yapıyor. İşte kendine rehberlik eder dediğimiz olay bu. Yani çocuk sanki yanında biri varmış da ona rehberlik ediyormuş gibi kendiyle konuşur. Yani bu konuşma, dikkat edin, sosyaldir. Yani Vygotsky özel konuşmayı çocuğun kendisiyle konuşmasını sosyal bir ortam oluşturmak için yaptığını söylüyor. Bu nedenle özel konuşma sosyal bir yapıya sahiptir sevgili arkadaşlar. Vygotsky de sevgili arkadaşlarım, ikinci dönem içsel konuşma. İçsel konuşmada dışından konuşma sessizliğe bürünür. Yani birey düşünerek problemini çözer. Haliyle bu bireyseldir diyor. Yani sevgili arkadaşlar, Vygotsky'nin içsel konuşması dediğimiz olay düşünme aslında. Yani çocuk özel konuşmada sesli olarak dışından söylediklerini içsel konuşmada düşünerek yapıyor. Yani dışından konuşma sessizleşiyor. Artık tek başına yetiyor çünkü. Çünkü çocuğun yakınsal gelişim bölgesinin gelişmesinde hep çocukluk çağına vurgu yapılır. Çocuk ilerledikçe, yaşı ilerledikçe artık tek başına bunu yapabiliyor. Peki ne diyordu? Dilin gelişimi birinci öncül bireysellikten sosyalliğe doğrudur diyor. Sakın ha. Bunu söyleyen Piaget. Piaget de 0-2 yaş otistik konuşma, 3-6 yaş ben merkezci konuşma, 7 yaşından sonra sosyalleşmiş konuşma var. Piaget bireysellikten sosyalliğe doğru der. Oysa Vygotsky ne der? Vygotsky'ye göre dil neymiş? Vygotsky'ye göre dil sosyallikten bireyselliğe doğru akar. Dilin sosyal yanı özel konuşma, dilin bireysel yanı içsel konuşmadır arkadaşlar. Demek ki birinci ifade yanlış. İki, çocuklara uzun süreli bireysel etkinlikler yerine işbirliğine dayalı etkinlikler yaptırılmalıdır. Kesinlikle. Al Vygotsky neden? Çünkü az önce ben size yakınsal gelişim bölgesi için ne söylemiştim sevgili arkadaşlar? Az önce ben size yakınsal gelişim bölgesi için ne söylemiştim? Bak demiştim. Bir çocuk. Tek başınayken bu. Bir çocuk. Tek başınayken bu. Ama aynı çocuk yetişkin rehberliği sağlanırsa bu hale geliyor. İşte bu ikisi arasındaki fark çocuğun yakınsal bölgesiydi. E hocam oraya yetişkin rehberliği diyorsun. Aman ha. Vygotsky yetişkin rehberliğini şöyle tanımlar. Yaşça çocuktan büyük bir kişi ya da aynı yaşta ama daha becerikli akran der. Yani Vygotsky'ye göre yetişkin rehberliği illa yaşça büyük bir kişi tarafından yapılmak zorunda değildir. Aynı yaşta ama daha becerikli bir akran tarafından da yapılır. İşte bu nedenle bireysel öğretimde çocuk burada kalır. İşbirlikli öğrenmede bu hale gelir. Haliyle Vygotsky'ye göre elbette çocuğa uzun süre bireysel etkinlik yerine işbirlikli etkinlikler yaptırılmalıdır. 3. Bilişsel gelişimin temel kaynağı bireysel değil sosyal süreçlerdir diyor. Elbette adam deminden beri size neyi söyledi? Sosyallik, sosyallik, sosyallik. Tek başına karşı çıkıyorum diyor. Bilişsel gelişimde dil çok önemli bir yere sahiptir. Arkadaşlar Vygotsky diyor ki, nasıl ki zihin geliştikçe dil, konuşma gelişiyorsa, dil, konuşma geliştikçe de zihin gelişir der. Yani Vygotsky'ye göre sevgili arkadaşlar, biri arttıkça diğer artar, diğer arttıkça öbürü artar. Yani Vygotsky'ye göre dil ve düşünce arasında karşılıklı ilişki vardır. Bu nedenle Vygotsky dilin zihinsel gelişimde çok 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 önemli bir yere sahip olduğunu söyler. Çocuklar kendileriyle dışından sesli konuşma yaparken kendilerine rehberlik ediyor olabilirler. Al işte size az önce anlattığım özel konuşma zaten. Bu da doğru. E kaç tanesi doğrudur diyordu. Demek ki de 4 tanesi doğrudur diyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet değerli arkadaşlar. Böylece bu haftaki sorularımızı tamamladık. Bakın arkadaşlar biz bu hafta belki farkındasınız, belki değilsiniz. Bilişsel gelişimden eğitim bilimleri kapsamında 3 tane soru çıkıyor. Aslına bakarsanız karşımıza çıkabilecek o
3 sorunun 3'üne de atıfta bulundum sevgili arkadaşlar. Eğer dikkatli dinlediyseniz, doğru not aldıysanız, emin olun karşınıza çıkacak o soruları yaparsınız. Bir daha söyleyelim. Duyu motor dönemin alt evrelerini unutmuyoruz. İşlem öncesi çağda somut dönem, soyut dönem özelliklerini unutmuyoruz. Tabloları unutmuyoruz. Piaget'deki özümseme, uyumsamayı unutmuyoruz. Özelden özelliği unutmuyoruz. Bikoski'de yapı iskelesi, yakınsal gelişim bölgesi, zihinsel işlevler ve Bikoski'nin genel eğitsel görüşlerini unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Bu akşamlık bu kadar diyeceğim sevgili arkadaşlarım. Önümüzdeki hafta kişilik gelişimine geçeceğim. Yine kişilik gelişiminde size bir saatte karşınıza çıkması muhtemel nokta tayini böyle soruları ama konuyu da anlatarak göstereceğim. Şunu unutmayın sevgili arkadaşlar. Buradaki ders materyallerini bir link üzerinden PDF olarak paylaşacağım. Herkes oradaki linke tıklayıp benim derste çözdüğüm bu soruları da yapmış olduğum açıklamaları da PDF formatında indirebilecek haberiniz olsun sevgili arkadaşlarım. Umarım bir faydamız olmuştur bu bir saatte. Önümüzdeki hafta yine bir saat, bu sefer kişilik gelişimi sevgili arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim, hayırlı Ramazanlar dilerim. Umut etmeyi ve umutla kalmayı sakın unutmayın sevgili arkadaşlarım. Görüşmek dileğiyle.